Konu tamamlama testi 2 ile devam ediyorum. Yukarıdaki gibi üçgen biçiminde yerleştirilmiş çemberlerin içine aşağıda verilen kurallara göre sayılar yazılarak sayı üçgenleri oluşturuluyor. Önce üst satırdaki 4 çemberin içine soldan sağa doğru artan ardışık sayılar. Soldan sağa doğru. Yani ben buraya x dersem, buraya x artı 1 diyeceğim. Buraya x artı 2 diyeceğim. Buraya x artı 3 diyeceğim oluyor. Sonra yan yana olan iki sayının toplamı çizgilerin birleştiği alt satırdaki çembere yazılarak sayı üçgeni tamamlanacak diyor. O zaman x ile x artı 1'i toplarsam işte 2x artı 1, 2x artı 3, 2x artı 5. Sonra tekrar toplayacağız. İşte burası 4x artı 4 olacak. Bu ikisinin toplamı. 2x artı 3 ile 2x artı 5'in toplamı 4x artı 8. En sonunda şu ikisini topladığım zaman 8x artı 12 olacak. Şimdi soruya dönelim. Bu sayı üçgenindeki en büyük tek sayı 23 olduğuna göre demiş. Şimdi hangisi tek? Biz tek çifti öğrenmiştik. Mesela 8x daima çifttir. O çift sayıyla topladığın zaman, özür dilerim, 8x çift, 12 çift, o zaman 8x artı 12 çifttir. 4x çift artı 4 çift, çift artı çift çift, işte 4x artı 8 çift. Dolayısıyla şurası daima çift zaten. X ne olursa olsun. Tek sayılar nereden başlıyor? Şimdi şunlar arasında da olabilir. X artı işte x artı 1, x artı 2 arasında da olabilir ama bakın 2x çift artı 1 tek. Buralar tektir. Şunun hepsi, bu satırın hepsi tektir. Neden? 2x artı 1, 2x artı 3, 2x artı 5. Şurada da tekler var ama bunlar daha büyük. Çünkü toplamları şeklinde olduğu için. Şu an en büyük olan hangisi diye sorsam, hani 2x artı 1 mi, 2x artı 3 mü, 2x artı 5 mi? Herkes 2x artı 5 der diye düşünüyorum. En büyük tek sayı 23'müş. Buradan 2x eşittir 18, x eşittir 9 geldi. Sonra bu sayı üçgenindeki en büyük çift sayı zaten alttaki sayıdır. Yani aslında 8x artı 12'den bahsediyor. Yani 8 çarpı 9 artı 12. 72, 12, 84 aradığımız ilk cevap. Bu birinci sorumuzdu. İkinci soru. 1'den 9'a kadar doğal sayılar her çemberin içine farklı bir sayı gelecek. Bakın, her çemberin içine farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirilecek. Bu yerleştirmede okun çıktığı çemberdeki sayıya okun yanındaki işlem uygulanıp okun gösterdiği çemberin içine yazılacak. Tamam. Buraya kadar her şey normal. Şimdi ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bu sayıların ya da rakamların her birini bu her bir çemberin içine birer kez yazacağım. Şimdi ben diyorum ki, şimdi buradaki sayı şuradan başlasam neden buradan başlıyorum? Çünkü 6 ile çarpmış. Ben bunlardan hangisini 6 ile çarparsam yine bu küme ait bir sayı bulabilirim. Atıyorum ben 2 yazdığım zaman zaten 12 olacak. 12 burada yok ki. 3 yazsam 18. O zaman zaten 2 ve sonrası yazılmıyorsa bu çemberin içindeki sayı 1'dir. Yani buradan başlarım. Sebebi şuydu. Buradaki rakamlardan biri olacak. Şimdi 6 ile çarptığın zaman buraya ait olması için 1 olması lazım. Dolayısıyla 1 çarpı 6 burası 6. 6 artı 1 7. C7'ymiş. Zaten bir tek A'yı silebildik. Şimdi gelelim. Yine ikinci bir mesela neyi sildim? 1'i yazdım. 6 yazdım ve 7 yazdım. Bunlar gitti. Şimdi burada bir daha çarpım durumunda var. O yüzden tekrar buna geçtim. Ben buraya 3 yazdığım zaman ne olur? 4 çarpı 3 12 olur. 12 burada yok. O zaman ben buraya 3 ve sonrasını yazamadığım için buraya ne yazacağım? Dolayısıyla 2 yazacağım. 2 yazdım.
2 çarpı 4 8. 8'i de yazdım. 8 eksi 3 ne yapar? 5. O zaman 5 de oldu. A 5'miş. Dolayısıyla şunları sildik. Şimdi gelelim buraya. Buraya 9 yazamadığımı biliyorsunuz. 9, 5 daha 14. Peki 4 mü 3 mü? 3 yazdığım zaman 8 3'e bölünmeyecek. Değil mi? Dolayısıyla buraya da 4 yazacağım. B 9 olacak. 9 bölü 3'ten 3 olacak. Tüm sayıları yazmış olacağım. O zaman B'de 9 olduğuna göre cevabımız bursa diyeceğiz. Geçelim. X en çok 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. En çok 3 basamaklı, yani X A, B, C de olabilir. A, B de olabilir. A da olabilir. Yani tek basamaklı da, 2 basamaklı da, 3 basamaklı da olabilir diyor sana. En çok 3 basamaklı. 4 basamaklı olmayacak. Tx, x sayısının basamaklarındaki rakamların toplamı. Yani şuradaki gibi T7, 7 demek. T23, pardon. Ç, x sayısının basamaklarındaki rakamların çarpımı. İşte Ç23 demek. 2 ile 3'ün çarpımı 6 demek. Şeklinde. Yani Tx sayının rakamları toplamı. Çx sayının rakamları çarpımı diyor size. Şimdi çarptığında 18'i veren 3 basamaklı en büyük sayıyı bulacağız. Yani bir defa 9 ile başlamasını isterim. 9 ile neyi çarparsam 18 yapar. 2, 1 yazabilirim. Doğru değil mi? 921, yani 9 çarpı 2 çarpı 1 çarptığında 18'i veriyor. O zaman daha büyük yazabilir miyim? Yani 9'un yanına şu 2'nin 2 dışında bir şey yazdığım zaman ne olur? Burası 18'i geçer zaten. Ben buraya 8 de yazamıyorum. Dolayısıyla daha küçük bir sayı yazamam. O zaman en büyük sayım 921. 3 basamakta en büyük x sayısı. Rakamları toplamını sormuş. Ne diyeceğiz? 12 diyebiliriz. Dördüncü soru. Aşağıdaki şekilde çember üzerinde kare ve daireler içinde pozitif tam sayılar yazılacaktır. Her karenin içindeki sayı kendisine komşu olan iki dairenin içindeki sayının çarpımına eşitmiş. Tamam. Karelerin ikisine şekildeki gibi 18 ve 36 yazılmış. Biz de şöyle yapalım mı? Mesela buraya A, buraya B, buraya C desem. Yani diyor ki bana A çarpı C, A çarpı C 18. Değil mi? Evet. B çarpı C, B çarpı C 36. Neyi soruyor? Boş kareyi soruyor. Onu nasıl yapacağız? A çarpı B. Yani buraya x diyeyim isterseniz. Oraya da A çarpı B eşittir x diyelim. Şimdi şuradan hareket edeceğim. Bakın A çarpı C, B çarpı C. Yani burada ortak olan bir C var. C hem 18'i bölüyor demek hem 36'yı bölüyor demek. 18'in bölenleri 1, 2, 3, nerede yazalım? 18'in bölenleri ne var? 6, 9 ve 18. 9 ve 18. C başka olmaz. Çünkü ikisinin ortak böleni olacak. Buradan sonra da A'yı bulabilirim. Mesela A ne olur burada? A 18, B 36 olur. 18 çarpı 36 burada yok. Peki mesela C 2 olursa A 9 olur. C 2 olursa B 18 olur. X ne olur? 9 çarpı 18 diyebilirsin. Yani 72, 162. Yani bu olabiliyor. Mesela C 3 olursa
A6 olur. B12 olur. 6 çarpı 12'den 72 diyebiliriz. 6 olursa A3 olur. 6 olursa 6 olur. O zaman 3 çarpı 6'dan 18 diyebiliriz. C9 olursa A2 olur. C9 olursa 4 olur. 4 kere 2, 8. Dolayısıyla zaten arada bu yoktu. O zaman 12 olamaz deriz. Her biri en az 3 basamaklı olan 10 doğal sayı. Yani 10 tane sayı var arkadaşlar. 3 basamaklı. En az 3 basamaklı demek ne olur? 3 basamaklı olur, 4 basamaklı olur, 5 basamaklı olur ve gider. Şimdi 3 basamaklı aldığım zaman, bakın bir tanesi için işlem yapıyorum. Bir tanesi için. Şimdi yüzler basamağı 2 azaltıyor. Üzerine eksi 2 yazdım. Birler ve onlar basamağı 3 arttırılacak. Üzerine artı 3 yazıyorum. Şimdi bunun basamak değeri 1. Onlar basamağının basamak değeri 10. Yüzler basamağının basamak değeri 100. Şimdi sen yüzler basamağını 2 azalttığın için eksi 2 çarpı 100'den sayı eksi 200 azalır. Yani eksi 200 azalır. Yanlış oldu. Sayı 200 azalır. Sen onlar basamağını 3 arttırırsan 10'la çarptığın zaman o zaman 30 artar. Birler basamağını 3 arttırırsan 3 artar. Üzerine yazın. Basamak değerleriyle çarp. Burası zaten ne olacak? Eksi topladığın zaman ne yapar? Eksi 167. Bu ne demek? Bir tanesi 167 azalıyor demek. O zaman 10 tanesi ne yapar? 1670 azalır deriz. Yani cevap Denizli diyebiliriz. Hatta deriz. Geldik bu pozitif negatif sorularına. Burada mesela bunun çok basit bir yöntemi var. Yani siz işte A'ya artım verim, eksim verim, pozitif mi verim, negatif mi verim demeden şunu yapacaksınız. Bundan sonraki soruların hepsini de yapabilirsiniz. Daha sonra bir iki örnek de göstereceğim. Üstü çift olanların direkt üzerine artı yazın. Çünkü içine ne atarsanız zaten kare olsa, 4 olsa, 6 olsa kuvveti hep artı yapacaktır. Geri kalanların, üstü tek olanların da kuvvetini silecektim. Direkt yapacaktım. Yani şöyle bir soru hemen hızlıca yazalım. Mesela A üzeri 14 çarpı B üzeri 15 çarpı C üzeri 16 diyelim ki küçük sıfır dedi. Alt tarafta işte B üzeri 2019 çarpı işte C üzeri 2021 büyük sıfır dedi. Burada da işte A üzeri 11 bölü C üzeri 15 İşte küçük sıfır dedi. A, B, C'nin işareti nedir diye sordu. Tekrar çözüyorum. Bu tarz bir soruyla karşılaştığınız zaman tek yapacağınız hareket üstü çift olanların üzerine artı yapıp yani yokmuş gibi düşüneceğiz. Üstü tek olanların da kuvvetini sileceğiz. Yani soru ne oldu? Bak geriye ne kaldı burada? B küçük sıfır. Burada ne kaldı? B çarpı C büyük sıfır. Burada ne kaldı? A bölü C küçük sıfır. Yani sonra da işaret incelemesi işte B küçük sıfır, B eksiymiş. Sonuç artı gelmiş. Eksiği neyle çarparsam artı olur. Eksiyle dersin, C'yi bulursun. Sonra C'yi burada yerine yazarsın, eksi. Sonuç negatif gelmiş. Eksiği neye bölersem eksi olur. Artı olur. A'yı da artı bulursun. Sonra işte A, B, C. A pozitif, B negatif. Tamam, C negatif. Tekrar söylüyorum. Üstü çift olanları direkt artı yazıp yokmuş gibi düşüneceğiz. Üstü tek olanların da kuvvetini sileceğiz. Geriye kalanlarla işlem yaptığımız zaman zaten çorap söküğü gibi gelecek. Şimdi sorumuza geçelim. Bakın burada A kare dediği için sildim. Orada B küçük sıfır. Yani B'nin negatif olduğunu buldum bile. Şimdi B eksi.
Ama bc ile çarpmış eksi bulmuş. Eksi neyle çarparsam eksi olur. Artı ile, o zaman c büyük 0 oluyor. Şuraya geliyorum. Şimdi b eksi c artı, bakın b eksi c. İster değer verin, isterseniz de b eksi c, yani şöyle yapabilir miyiz? B'nin yerine eksi, c'nin yerine artı, ama c eksiyle çarpım durumunda olduğu için burası eksi, 2 eksin toplamı eksi. Ya da küçük sayıdan büyük sayı çıkartırsan eksi olur. Burası eksi olursa sonuç artı gelmiş. Dersin ki eksiyi neyle çarparsam artı olur? Tabii ki eksiyle. O zaman a eksi, b eksi, c artı, yani denizli diyebiliriz. Niye diyebiliriz diyorsan deriz işte, dedik yani. Geçiyorum. 7. Rakamları birbirinden farklı olan ve yüzler basamağındaki rakam ile birler basamağındaki sayı yer değiştirdiğinde sayı değeri 594 artan. Yani şöyle, bir saniye. Şimdi şu soruyu şöyle alsam. Bakın, rakamları birbirinden farklı olan yüzler basamağındaki rakam, bir tane sayı seçelim. Seçmeyelim. Bize vermiş sayıyı. Ne demiş? Sayı değeri 594 artan 3 basamaklı kaç farklı ABC sayısı yazılabilir? Mesela bizim sayı ABC olsun. Tamam mı? Birler ve yüzler basamaklı rakam yer değiştirdiğinde ne olur? CBA olur. Olunca yer değiştirdiğinde sayı değeri 594 artıyor. Yani ABC artı 594. Ne yapıyorduk? Bunu buraya atacağız. CBA eksi ABC eşittir 594. Bakın, uzun uzun açmama gerek yok ama bir kereliğine göstereyim. Şunu açacağım. 100C artı 10B artı A eksi 100A artı 10B artı C eşittir 594. Parantezi açtığım zaman kimler gidecek? B'ler gidecek, 10B'ler gidecek. 100C eksi C, yani 99C. A eksi 100A eksi 99A 594. 99 parantezden aldığım zaman C eksi A eşittir 594. Sadeleştirdiğim zaman ne olacak? 6. 6 mı? C eksi A eşittir 6. Şimdi C eşittir ne olacak? Dolayısıyla 6 artı A. Şimdi C eksi A 6 artı 6 ise ben ne yapacağım? Şimdi değer vereceğim. Peki A'ya 0 verebilir miyim? Eğer ABC demişsem sayıma, ABC 3 basamaklı demişsem A'ya 0 veremem. Ki ben ABC'yi 3 basamaklı sayı aldım. O zaman ben A'ya 0 veremiyorsam A'ya 1 vereceğim. C ne olacak? 7. 2 verirsem 8. 3 verirsem 9. Daha fazla veremem. Çünkü 4 verirsem 10 sayı değil, rakam değil, sayı olacak. Şimdi A burada. Tamam. Bir tanesi için yapıyorum. Bak. A, B, C. A 1 iken C ne geldi? 7 geldi. Peki B ne olabilir? B sonuçta B de bir rakam. Burası 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olabilirdi. Ama rakamları birbirinden farklı dediği için B 1 olamaz, bir de 7 olamaz. Dolayısıyla burası işte 1, 7, 1, 7, bakın 1, 7. Bunları da yazdığınız zaman bir kereliğine yazalım. Bir daha yazmayız. Bakın bir tek 177 ile 117 olmaz. Dolayısıyla
B kaç farklı değer alırsa o kadar sayı gelir. Şimdi toplamda 10 tane rakam var. İkisini almıyorsa ben buradan 8 tane yazabiliyorum demek. Buradan da 8 tane. Buradan da 8 tane. Dolayısıyla 24 tane doğal sayı, ABC sayısı yazabiliyorum diyorum. Her biri için 8 tane olacak. Şimdi gelelim 8. soruya. X, Y, Z pozitif tam sayılar. Her zaman çalıştığımız sayı kümesine yazacağız. Nerede çalışıyoruz? Z üzeri artı da. Vereceğimiz değerler 1, 2, 3 ve pozitif sayılar olacak. O zaman 2x, y bunlar kaçta eşitlenir? 2, 1, 3, 6 da eşitlenebilir. Yani ben buraya 6k dersem x yerine ne demeliyim? O zaman 3k, y 6k, z de 2k'ya eşit. Peki toplam olarak ne olur? 3k artı 6k artı 2k. Topladık. Burası neydi? 6'ydı değil mi? Evet. 11k. Şimdi şöyle diyor. Toplamın 3 basamakta en küçük değeri. Toplamın kaçın katı olduğunu bulduk. Kaçın katı? 11'in katı. Peki bunlardan hangisi 11'in katı? Bir 110 var. Bir de 121 var. Bir de 132 var. Şimdi en küçük değeri sorduğuna göre ne alacağız? O zaman 110 diyeceğiz. Bu arada evet deriz. K yerine 10 verirsek hepsini söyleyebiliriz. Gelelim şu 9. soruya. Bakın bu kimlik numaralarıyla ilgili. Soldan sağa doğru ilk 10 rakamının toplamının birler basamağı 11. rakamı. Yani diyor ki ilk 10 rakamın topladığının 10 ile toplamının 10 ile bölümünden kalan 12. 11. rakamı veriyor. Bu gerçekte de böyle zaten. Yani mesela 3, 8, 2, 1. Bakın topladığınız zaman ne yapacak? 10, 13, 14, 20, 21, 26, 30, 32 yapıyor toplam. 32'nin 10 ile bölümünden kalan ne? 2. O zaman bu 2 ile biter demek oluyor. Yani gerçekte de böyle. Bilginiz olsun. Şimdi şurada kaç rakam vermiş? Soldan ilk 10 rakam vermiş. Toplayacağız. İşte 3, 5, 9, 12, 17, 24, 26, 3 daha 29. Bunların toplamı 29 oluyorsa 29'un 10 ile bölümünden kalan ne? 9. O zaman birler basamağındaki rakam direkt 9'dur deriz. Bunu yapabilirsiniz siz de. Deneyebilirsiniz kendi kimlik numaranızda. 10. soruya geçelim. Bunların çoğu bak çıkmış sınav sorularının benzerleri. Biraz sonra zamanımız yeterse çözmeye başlayacağız. Yani yetmezse de bir sonraki derste çözeceğiz. Ama bunlara iyi çalışın. Zaten sınav sorularını görünce şaşırmayacaksınız. Şimdi bakın. A ve B iki basamaklı birer doğal sayı. Eksi B'yi karşıya attığım zaman A eşittir ne olacak? 24 artı B olacak. Şimdi A ile B iki basamaklı bir doğal sayı. A eksi B 24. Sadece şunu yaptım. B'yi karşıya attım. Şimdi A kaç farklı değer alır diye sormuş. Biz ne yapıyorduk bu soruda? Aslında daha önce benzerini yaptık sanırım. B'ye en küçük değerini vereceğim. B'nin alabileceği en küçük iki basamaklı doğal sayı değeri kaç? 10. Şimdi B'nin bir de en büyük değerini bulursam A'da B kaç farklı değer alırsa A'da o kadar değer alır. Şimdi B'nin alabileceği en büyük değer ne olur diye sorarsanız şimdi A'da iki basamaklı ya şimdi A'nın alabileceği en büyük değer 99 olur. Daha büyük olmaz. O zaman B yerine ne yazabilirim? İşte 9 99'dan 24 çıkarttım. 5, 75. Yani B en az 10 olur. En çok 75 olur. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Bu aradaki kaç tane sayı varsa
B o kadar değer alır, A da o kadar değer alır. O zaman terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1, yani 66 tane B değeri varsa 66 da A değeri vardır. Şimdi tek çiftle ilgili bir soru. X ile birer tam sayı, güzel. Şimdi biri çözelim. Demiş ki X eksi Y tekmiş. Eğer bu tek ise diyor, koşul belirtiyor, X çarpı Y çifttir. Şimdi ben de hemen diyorum ki bunun artı ya da eksi olması bir şey değiştirmez. Hangi sayıların toplamı tek olur? Ya tekle çift ya da çiftle tek olur. Bunların toplamı tek olur. Yani burası tek, burası tek. Değil mi? Çünkü çiftle çifti toplarsam çift olur. Tekle teki toplarsam da çift olur. O zaman benim aradığım bunlar. Yani şurası değil. Dolayısıyla bunlardan mutlaka biri çift olacağı için, yani tek çarpı çift de çift olacak, çift çarpı tek de çift olacak, o zaman bir doğru. Şimdi x artı y çiftse aynı şeyi sormuş. Uzatmayalım. X çarpı y tektir. Hayır. Az önce söyledik. Yani o doğruysa bu yanlış. X çarpı y tek ise x üzeri y. Şimdi x çarpı y'nin tek olması demek ne demek? İkisinin tek olması demek. Tamam. Peki x üzeri y tek midir? Bu tuzağa düşenler olmuştur. Yani sonuçta tam sayı işte 3 üzeri 1, 3 üzeri 5 hep tek geliyor ya. İyi de tam sayı demiş. Pozitif negatif dememiş ki. Mesela 3 üzeri eksi 3 olsa ne olur? 1 bölü 27 olur. 1 bölü 27'nin teklik çiftlik ilgisi yoktu değil mi? Teklik çiftlik sadece tam sayılar için geçerlidir. Bu da gitti. O zaman cevabımız Adana diyoruz arkadaşlar. Geçtim. Şimdi semboller var. Bunlara göre bizde bir sayı vermiş. 132, 201, 302 sayıları. Mesela ben buna 132 desem ne yapmış oldum? Üçgene 3 demiş oldum. Kareye 1 demiş oldum. Şuralara yazarım. Geriye ne kaldı? Burada olmayan rakamlardan. Buraya 0, buraya 0 diyeceğim. Bir de 0,31 diye bir rakam yok zaten. O zaman burası 132 olmuyor. Burası 132 olmasa şöyle silelim. 201 olduğunu varsayalım. Hatta hemen silebilirim. 201 desem şuraya, yani kare 2, yıldız 1, üçgen 0. Geriye ne kaldı? 3, o zaman burası da 3. Peki 201 var, 132 var, 302 var. O zaman demek ki çember 3, yıldız 1, cevap 2 diyoruz. Var mı sorumuz? Bölme işlemi. Bölme işlemi daha sonra işleyeceğiz.